Güney Kutbu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 75 santigrat dereceye kadar düşebilir. Buraya yağan kar asla erimez. Burası gezegenimizdeki en yaşanılmaz nokta olabilir. Ama inşaatçılar burada şimdiye kadar girişilmiş en cüretkar inşaat projelerinden birine başlıyor. Eşi benzeri olmayan bir yapı. 21. yüzyıla ait bir araştırma merkezi. Devasa bir girişim. Güney Kutbu İstasyonu. İnşaat sahası. Sabahın erken saatleri. Ve problemler çoktan baş göstermeye başladı bile. Bir buldozer çalışmıyor. Bir vinç de bozulmuş durumda. Dünyanın herhangi bir yerinde başa gelebilecek sıradan aksilikler. Ama burası herhangi bir yer değil. Burası Antarktika'nın göbeği. Bir mega inşaat ekibinin imkansız gibi görünen bir girişimde bulunduğu yer. Bu donmuş çorak arazide 15 bin metrekare genişliğinde yüksek teknolojiyle donanmış bir bilim tesisi inşa ediliyor. Eğer inşaatçılar başarılı olursa burası dünyadaki en gelişmiş araştırma merkezlerinden biri olacak. Ama onları çetin zorluklar bekliyor. Yüzlerce işçi Antarktika'nın dondurucu hava koşullarında hayatta kalmak zorunda. 11 milyon kilogramın üzerinde inşaat malzemesinin inşaat sahasına hava yoluyla taşınması gerekiyor. Ayrıca bir yıl içinde sadece 110 gün boyunca açık havada çalışabiliyorlar. Yani Antarktika'nın yaz döneminde. Antarktika'nın aylarca süren zifiri karanlık kış döneminde tüm dış cephe çalışmaları durdurulmak zorunda kalıyor. Bu devasa proje UBV'nin yani Amerika Devleti Ulusal Bilim Vakfı'nın bir ürünü. Planlama ve inşaat safhası 10 yıldan uzun süredir devam etmekte. Ama binayı tamamen dikmek için son sezona girmiş durumdalar. İşçilerin geri kalan kanatları inşa etmek için sadece 100 günden biraz fazla zamanları var. Ondan sonra istasyon faaliyete geçmeden önce her yönüyle sıkı bir teftişe tabi tutulması ve tüm Amerikan binalarının inşaat ve güvenlik kriterlerine uyduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bir UBV teftiş ekibinin 3 ay içinde gelmesi bekleniyor ve inşaat ekibi bu denetime hazır olmaya kararlı. Eğer başarısız olurlarsa yeni kanatlar faaliyete geçemez ve istasyon tamamlanmak için bir sonraki yazı beklemek durumunda kalır. Bu da projeyi planlanan tarihten bir yıl ya da daha fazla bir süre geciktirir. UBV proje müdürü Jerry Martier ve baş müteahhit Carlton Walker'a göre büyük bir baskı altındalar. Şu anda önemli olan tek şey var, o da görev. Ve bu görev, buldozerle vinci derhal çalışır hale getirmek. Bu makineler bozulmadı, dondular. Ama sıfırın altında 30 santigrat derece civarındaki normal bir Antarktika yaz gününde daha evvel gördükleri türden bir aksaklık bu. Duran vinç büyük bir gecikme yaratıyor ve eşi benzeri olmayan bu inşaat alanındaki işleri durduruyor. Rakım 3000 metre. En yakındaki şehir neredeyse 1600 kilometre uzaklıkta. Ayrıca bu çelikten süper yapının çevresi 14 milyon kilometre karelik buz ve karla kuşatılmış durumda. Peki öyleyse neden burada inşaat yapılıyor? Bilim adamlarına göre bunun yanıtı bariz. Güney Kutbu'nun kendine has doğal ortamı, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan inanılmaz fırsatlar sunuyor. Astronomlar için dünyanın ekseni üzerindeki konumu ve saf atmosferi sayesinde burası gök gözlemi için kusursuz bir mekan niteliğinde. Kalıcı buz tabakası, fizikçilerin evrenimizin ilk saniyelerini açığa çıkarabilecek gizemli atom altı parçacıklarını incelemelerine izin veriyor. Dünyadaki diğer hiçbir kıtanın olmadığı gibi izole halde bulunan ve şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en düşük sıcaklıklara sahip olan Antarktika, insanoğlunun iklimler üzerindeki etkisini incelemek için ideal bir yer. Ama bilim adamları Güney Kutbu'nda çalışabilmek için aynı zamanda burada yaşamak zorunda. Ve bu da eşsiz bir tesis gerektiriyor. Güney Kutbu İstasyonu 150 civarında insanı barındırıp besleyecek kapasiteye sahip olacak. Bu yeni binanın kendine ait bir güç istasyonu ve yakıt deposu olacak.
ve yemek salonu. 3 kilometre kareden geniş bir alana yayılmış halde şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş bilimsel araştırmalara atanacak tesisler ve laboratuvarlar. Bir su damıtım tesisi, gelişmiş bir iklim araştırma merkezi ve devasa bir hareketli sonda istasyonu. Ayrıca evrenin kaynağına dair ipuçları arayacak olan bir radyo dalga teleskobu. Ama bu acımasız çevrede dev bir bilim tesisi inşa etmek sıra dışı bir emek istiyor. 10 yıllık deneyim sahibi Carlton Walker'a göre zorlu görevler gündelik işler niteliğinde. Bu şey hakkında ilk defa 94-95 yıllarında konuşmaya başlamıştık. Henüz bu projeyi peçetelere çiziyorduk. Jerry Marty ve onun için bu uzun soluklu bir iş. Sezon içinde, sezon dışında hep birlikte çalıştık. Bütün bu çelik parçaların ve panellerin zamanında buraya getirilmesi için planlar yaptık. Jerry ve Carlton yaklaşan bitiş tarihinin gayet farkındalar. Ama inşaat sahası ürkütücü bir şekilde sessiz. Vinç olmadığı için çelik iskeleti inşa etme işi duraksamış halde. Ama ağır ekipman operatörleri bir çözüm bulmuş. Motoru ısıtması için özel olarak tasarlanmış bir buharlı ısıtıcıyı getiriyorlar. 5 evin şöminesi kadar ısı üretebildikleri halde bu aşırı soğukta donmanın ötesine geçmiş bir motoru ısıtmak için ucu ucuna yeterli oluyorlar. Vinç onlar için hayati bir önem taşıyor. O olmadan bugün hiçbir çelik parça yukarı taşınamaz. En sonunda biraz iyi haber alıyorlar. Isıtıcılar işe yaramış ve motor çalışıyor. Çok mutluyum. Makine yola çıkıyor. Proje yeniden ilerlemeye başlamış gibi görünüyor. İş devam ediyor. Ama bu tempoya rağmen hataya yer yok. Bazen kışın en soğuk zamanlarında bu istasyonda çalışacak 150 insanın hayatı bu inşaat işçilerinin ellerinde. Kış gelip bu binayı ve tüm ekibi kuşattığında dış dünyadan tam anlamıyla tecrit olacaklar. Hava sıcaklığı sıfırın altında 50 santigrat derecelere düştüğünde uçaklar iniş veya kalkış yapamıyor. Ve yazın son uçağı da kalktığında geride kalanlar tam anlamıyla kendi başınalar. Bu tüm ekibi başka bir gezegende bırakmaya benziyor. Bu sebeple burada çalışan herkes işini doğru yapmalı. Korkunç engeller karşısında bile. Ki bu engellerden biri neredeyse yenilmez olduğunu ilan etmiş durumda. Kar. Ortalama olarak sene başına 28 santimetrelik kar düşüyor. Ama bu asla erimiyor. Yüzeyde rüzgarlarla sürüklenip yer değiştirerek sürekli olarak birikiyor. Burada inşa edilmiş her binanın sonu niteliğinde olan minik kar kristalleri buraya yapılan ilk binadan beri burada. 31 Ekim 1956'da ilk defa bir uçak kutba iniş yapıyor. Birkaç gün içinde 24 donanma deniz arısı ilk Güney Kutbu istasyonu üzerinde çalışmaya başlıyor. Kaba bir ileri karakoldan farksız olan etrafa serpiştirilmiş küçük ahşap ve çadır bezinden yapılardan oluşan bu proje, ilk kalıcı araştırma merkezinin kurulmasında başarılı oluyor. Fakat kar yağışı ve rüzgarla taşınan kar yavaş ama kesin bir şekilde bu küçük yapıları yutup gömdü. Böylece 1960'ların sonlarında yeni bir proje için planlar yapılmaya başlandı. Yazın 33, kışınsa 18 kişiyi barındırabilecek şekilde tasarlanmış alüminyumdan yapılan devasa jeodezik bir kubbe. Bu kubbe derhal tespit edilen bir işaret oldu ve kutbu bilimin Mekke'si haline getirdi. O kadar başarı sağladı ki açıldığı günden itibaren neredeyse tüm kapasitesi doluydu. Ama bazı ciddi kısıtlamalara sahip. Devasa boyutlarına rağmen aşırı iklim koşullarına rakip olamıyordu. Yüzlerce mil içinde rüzgarı kıran tek engel olduğu için yoğun kar taşınmalarının önünü kesiyordu. Kar temizleme işlemi bitmek bilmeyen bir iş haline dönüşmüştü. Daha da beteri, 1970'lerin teknolojisine ve bina kriterlerine göre inşa edilmişti ki günümüzde ikisi de geçerliliğini yitirmiş durumda. Verimsiz, geçmişte kalmış ve kar yığınlarının altında gömülmeye yüz tutmuş olan bu kubbenin günleri kesinlikle sayılıydı.
Bu sebeple mimarlar ve bilim adamları köklü ve yeni bir plan yapmak, doğa koşullarına boyun eğmemek üzere tasarlanmış bir bina tasarlamak zorundaydı. Ama asıl soru şuydu, bu işe yarayacak mıydı? Güney kutbunda kar neredeyse önüne çıkan her şeyi yutabilir. Hatta bunun kadar büyük bir binayı bile. Ama tasarımcılar dahiyane bir fikir buldular. Bu şartlar altında ve bu kadar büyük bir ölçekte daha evvel hiç denenmemiş bir çözüm. Tam anlamıyla bir araştırma oteli olan modern bilim istasyonunu havaya kurmak. Bina yaklaşık 4 metre yüksekliğinde. Özel tasarım çelik sütunlar üzerinde duracak ve karın zarar vermeden altından uçup gitmesini sağlayacak durumda tasarlandı. Böylece karların birikip istasyonu gömmesini de engelleyecek. Duvarlar da açılı duruyor. Uçak kanadını andıran duvarlar istasyonun altından geçen havanın hızını arttırmasını ve aşağıdaki karları da temizlemesini sağlayacak. Yıllardır fosil yakıtı harcayan buldozerlerle kar temizleme işi neredeyse aralıksız bir görev halindeydi ve sezon başına 60 bin litreden fazla yakıt gerektiriyor. Ama yeni istasyonu karın dışında tutmak için benzin içen ağır ekipmanlar değil, sadece sağlam bir rüzgar gerekecek. Ayrıca yeni fikirler burada son bulmuyor. Mühendisler kanat şeklindeki tasarımlarla bile karın eninde sonunda yığılacağını biliyor. Bu sebeple başka bir benzersiz özellik tasarladılar. Kar en sonunda yeni istasyonun zemin seviyesine ulaştığında bu bina bir kat kadar yani 4 metre kadar daha yükseltilebilecek. Hem de bir değil, iki defa. Bu basit detay yeni Güney Kutbu istasyonuna 30 ila 45 yıllık bir ömür süresi tanımış oluyor. Yine de bu devrim niteliğindeki tasarımı hayata geçirmek tüm ekibin sınırlarını zorlayacak. Orada kaynak yapmamı istemiyor musun? İskeleyi kurduktan sonra. Böyle bir ortamda inşaat yapmak kesin kararlılık istiyor. Hadi işe koyalım millet! Hadi! Hadi! Havada duran ve Antarktika'nın acımasız hava şartlarına maruz kalan çelik işçileri. Burası dünyadaki hiçbir yere benzemez. Çünkü soğuk hava içinize işler. Bazen aşırı soğukta yerine oturmayan çelik direklerle çalışan kaynakçılar. Hava aletlerinin çalışamayacağı kadar soğuduğunda içeri giren marangozlar. Çalıştığımız yer çok soğuk ama işleri ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi ısınırız diyebilirim. Aşçılar, kargo görevlileri, benzinciler ve ağır ekipman operatörleri. Hepsinin görevi bu büyük tedarik akımını sağlamak. Hava buz gibi soğuk. Bunun gibi büyük bir aletin içinde oturup etrafa bir şeyler taşıyorum. Yani bilirsiniz, 100 kişinin elle taşıyamayacağı türden nesneler. Yeni yaz sezonu başlamak üzereyken herkes önlerindeki sınavın büyük olduğunu biliyor. Ve zamanın az olduğunu da. İstasyonun 3 yeni kanadının tamamlanması ve teftişten geçmesi gerekiyor. Hem de kış gelmeden önce. Hava sıcaklığı sıfırın altında 40'larda seyrederken şartlar artık rahatsızlık vermekten de ötede. Bu koşullar zaten inşaat alanındaki en zor iş olan çelikle çalışmayı neredeyse imkansız kılıyor. Yerlerine oturmaları için parçalara balyozlarla vurmak zorundasınız. Yan gelip yatacağınız bir iş olmadığını söyleyebilirim. Ve bir parça yerine oturmadığında yeni bir parça kesinlikle bir gecede inşaat sahasına taşınamıyor. Her zaman bolca B planımız oluyor. Bolca kesme ve kaynak işi. Mimarlardan bir tasarım alıyoruz ve onu burada inşaat sahasında üretmemiz gerekiyor. İşi başarmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Planlanan zamanın gerisinde kalmayacağız. En azından bize böyle söylendi. Ama dışarıda sadece 90 dakika kalabiliyorsanız planlanan zamana uymak o kadar kolay bir iş değil. Orada uzun süre kalırsanız çelik sanki vücudunuzdaki tüm ısıyı emer. Burada uzun süre kalırsanız bedavadan Antarktika estetik burun ameliyatı olabilirsiniz. Biraz şuradan, biraz buradan alın. Soğuk ısırması günlerini kutupta geçirenler için sürekli bir risk halinde. Eski bir Alaska kar makinecisinin soğuk ısırmasından koruma yöntemi bu. Plastik bant. Bu sebeple burunlarından yanaklarına kadar plastik banda bürünmüş insanlar görebilirsiniz. Denemeye karar verdim, işe yarıyor.
Buradaki demir işçileri dayanıklı kişiler. O kadar dayanıklılar ki bazen soğuktan kaçıp içeri sığınmayı unutuyorlar. Soğuk ısırığından korunmak için ara vermek zorunlu. Ara zamanı! Ama aşırı soğuk önlerine çıkan engellerden sadece biri. İstasyonu inşa etmek için 11 milyon kilogramdan fazla materyal hava yoluyla askeri uçak Herkül LC-130'larla buraya taşınıyor. Çelik girişlerden tutun bir çekice kadar iş alanındaki her nesne 19 bin kilometreden uzun bir yolculuk yaparak buraya geliyor. Yılda sadece bir kez bir yük gemisi Kaliforniya'daki Huanimi Limanı'ndan Yeni Zelanda'daki Littleton'a doğru denize açılıyor. Ondan sonra bir buz kıran bir kanal açıyor ve gemi Amerika'nın en büyük Antarktik istasyonu olan McMurdo Limanı'na geliyor. Yolculuğun Güney Kutbu'na yapılan son ayağı ise hava yoluyla gerçekleşiyor. Her uçak en fazla 12 metrik ton yük taşıyabiliyor. Yani bu devasa projeyi bitirmek için yaklaşık 1000 adet uçak seferi yapılması gerekiyor. Ayrıca uçaklar Güney Kutbu'na sadece yazın, gündüz ışığı varken gelebiliyor. Kışın hava sıcaklığı çok düşük olduğundan uçağın yakıtı ve hidrolik sıvıları donuyor. Ama yazın bile şartlar her zaman ideal olmayabiliyor. Bu sebeple bu havalimanında çalışan herkesin işini hızlı yapması gerekiyor. Uçaklar buraya geldiğinde rock'n'roll zamanı demek. Biz de bunu yapıyoruz işte. Bugün çok uçak geliyor. 45 dakika arayla iniş yapıyorlar ve büyük ağır şeyler getiriyorlar. Bu işi yapmak için gerçekten acele etmelisiniz. Küçük bir kargo ekibi ve benzinciler yani istasyonun can damarı olan yakıt ikmalini yapan kişiler 24 saat çalışıyor. Binlerce kiloluk malzeme taşıyorlar. Ama işin en kötü tarafı her uçağın inişinden 15 dakika önce iniş sahasında hazır bulunmaları. Ki bu soğukta bu süre sonsuz gibi gelebiliyor. Uçaklar ardı ardına inerken aralıksız 5 saat boyunca burada durabiliyorsunuz. Sıkı çalışıyorsunuz ama fazla hareket etmiyorsunuz. Lakapları, kutupçular olan ve dışarıda çalışan Güney Kutbu sakinlerinin kendilerini sıcak tutmak için yaratıcı yollar bulmaları gerekiyor. Isı üretmenin tek yolu vücudu hareket halinde tutmak. Şansları var ki işler yoğunlaştığında kargo ekibi kutupta en çok fiziksel çaba gerektiren görevlerden birine sahip oluyor. Onlar olmazsa 3 kilometre karelik bir alandaki bütün çalışma duraksar. Buna eski ve tarihi geçmiş dev bir çanağın yerine konulan yenisi de dahil. Aynı zamanda 11 kilometre boyunca araziye alçak frekans antenleri dikiliyor. Bunlar hava tahminleri yapmak, telsiz iletişimini mahvedebilecek göksel fırtınaları önceden görmek için kullanılacak. İstasyonun yaklaşık 2 kilometre batısında Güney Kutbu'ndaki en yüksek yapının inşası başlamış durumda. 10 metrelik bir teleskop. Devasa aynası 7 kat yüksekliğine çıkacak ve bu teleskop inanılmaz bir şekilde 275 bin kilogram ağırlığında olacak. Ama yerküredeki en açık gökyüzüne bakmak, daha önce hiç görülmemiş galaksileri keşfetmemizi ve bazı astronomların evrenin tam manasıyla kendi kendini paramparça etmesine yol açacağını düşündüğü karanlık enerjinin gizemini çözmemizi sağlayabilir. Şansımız var ki bu teorik hadise milyarlarca yıl sonra gerçekleşecek. Yine de kutuptaki projelerden biri diğer hepsinden daha büyük. Bu projenin adı Buz Küpü. Bilim adamları kutuba nötrino adındaki atom altı parçacıkları incelemek için geldi ve onları tespit etmenin en iyi yollarından biri ise derin buz. Sıcak su kullanan özel tasarımlı bir sonda cihazı aşağı doğru yaklaşık 2,5 kilometrelik delikler açacak. Saatte yaklaşık 12 metre ilerleyeceğiz. Yani 4 ya da 5 saatte 50 metre yol kat etmiş olacağız. Yaklaşık 5000 sensör, milyonlarca yıl önce donmuş ve şu anda cam kadar net olan buzun içine yollanacak. Çeyrek kilometre karelik bir alanda 80 delik açılacak. Bu da sonda cihazının ve metal koruma kafesinin bir alandan diğerine taşınması anlamına geliyor. Buz küpü 275 milyon dolara yani tüm istasyonun neredeyse iki katına mal olan büyük bir yatırım. Ama toplayacakları bilgiler evrenimizin geçmişinde yaşanmış son derece şaşırtıcı olaylara bir pencere açabilir.
infilak eden yıldızlara ve gama ışını patlamalarına, hatta gizemli kara deliklere bile. Bu inanılmaz bilim araştırması sadece Güney Kutbu'nda, yani 1911'e kadar hiçbir insanın ayak basmadığı bu acımasız yerde yapılabilir. Buraya ilk gelen Norveçli Roald Amundsen oldu. Ondan bir ay sonra İngiliz kaşif Robert Scott geldi. Şimdi ise Amundsen Scott istasyonu onların ismini taşıyor. Ama ikisi de Jerry Marty ve ekibinin günümüzde inşa ettiği bu bilim beşiğinin boyutlarını tahayyül edemezdi. Buz küpünün ilk deliği ve ilk tel bırakıldı. Teleskop taşındı. Jerry'e göre tamamlanan her görev onu bitiş çizgisine daha da yaklaştırıyor. Bugün pazartesi, hiç de kötü bir sabah değil. Nasıl gidiyor? 1950'lerin sonunda kutuptaki ilk faaliyetlerden biri, burası yaşamak ve çalışmak için çetin bir yer oldu. Bugün de istisna değil. Burası UBV ofisi. Buraya Peynir Sarayı deniyor. Carlton buraya beni Wisconsin köklerim ve yıllarımı peynir kafa olarak geçirmem yüzünden bu ismi verdi. Jerry, her sene milyonlarca dolara mal olan ve dünya çapında yüzlerce insana iş imkanı sağlayan büyük bir operasyonu yönetiyor. Ama onun yönetici ofisi, tipik bir banyo garajından ne daha büyük ne de daha gösterişli. Jerry, bu yeni binanın buz ve karlar arasından yükselişini bu kaba kulübeden izledi ve inşaat sahasını en başından beri adım adım denetim altında tuttu. Onu sökün, taşıyın ve yeniden birleştirin, tamam mı? Güney Kutbu istasyonunun her bir bölümü tamamlanıp kullanım izni aldıkça faaliyete geçiyor. Bu kanadı bitirmek büyük bir kilometre taşıydı. Ve yeni yemek salonu da açılmış durumda. Güney Kutbu'nda bir kutlama planı var. 150 kutupçu için hazırlanan 4 kaplık bir şükran günü yemeği. İlk defaya mahsus olmak üzere Güney Kutbu'ndaki aşçılar gerçek bir şef mutfağında harıl harıl çalışıyor. Çok tatlı. Bu sene bize güzel oyuncaklar verdiler. Tıpkı bir ordu gibi. Güney Kutbu'ndaki ekip de karınları doyduğu kadar çalışıyor. Aşırı soğuklarda çalışan vücut enerjisinin büyük bir kısmını sadece sıcak kalmak için harcıyor. Antarktika soğuğunda saatler geçiren işçiler bir günde yaklaşık 5000 kalori yakıyorlar. Bu da normal bir iklimde yakılması gerekli olandan 3000 kalori daha fazla. Tereyağını veya kalorili yiyecekleri hiç esirgemiyoruz. Doyurucu, kalorili ve rahatlatıcı yemekleri seviyorlar. Mutfak ekibi 3 ayrı oturumda geleneksel bir şükran günü yemeği sundu. Bu buraya gelen ilk kaşiflerin hayal bile edemeyeceği bir olaydı. Bu annemin hindisinden daha güzel. Tabii bunu duysa beni öldürürdü. O yüzden neredeyse onunki kadar güzel diyeceğim. Şükran gününüz kutlu olsun. Bilin ki tarihin bir parçasısınız. Yeni istasyondaki ilk şükran günü gerçekten başarılıydı. O kadar başarılıydı ki içinde bulundukları binanın büyük bir kısmının henüz inşa edilmeyi beklediğini neredeyse onlara unutturacaktı. İstasyon tamamlanmamış durumda ve en çetin zorluklar hala onları bekliyor. Güç ünitesi hala yeni istasyonu beslediği gibi eskisini de besliyor. İletişim merkezi hala kubbede bulunuyor ve 1975'ten kalma ekipmanlarla çalışıyor. Bu sene kubbeden istasyona geçişin son aşaması olacak. Ama hala aşmaları gereken büyük bir engel var. Yaklaşan UBV teftişi. Amundsen Scott istasyonu için bu en önemli inşaat sezonu olabilir. Sadece birkaç ay içinde Güney Kutbu Araştırma Merkezi'nin son 3 kanadı da faaliyete hazır olmalı. Eski istasyondan yenisine geçiş bu yaz tamamlanacak. Ekip 30 yıldan fazla bir süredir Güney Kutbu'nun gözdesi olan kubbeyi geride bırakacak. Parlak alüminyum dış hatlarıyla yüksek teknolojili bir yapıymış gibi görünüyor. Ama içeri adımınızı attığınızda bu yapının biraz alımlı bir çadırdan farksız olduğunu görüyorsunuz. Yerine geçecek olan bina ile aralarında pek az bir benzerlik mevcut. İçerisi ısıtılmamış, sadece dışarıdaki rüzgar ve buz gibi havadan korunmak için bir sığınak niteliğinde.
Bir şeye veya bir yere bu kadar bağlanmak garip. Burası olmadığı zaman kesinlikle yeni istasyon olacak ve bu da müthiş bir şey. Bilim adına kesinlikle fenomen niteliğinde. Yani sunacağı imkanlar buradakilerden çok daha ötede. Ama burası bizim yuvamızdı. Ve daha uzun bir süre yuvamız olacak gibi. Kubbe pek gösterişli olmayabilir ama birkaç temel ihtiyacı karşılıyordu. Yaşama odaları, bir kütüphane, bir iletişim merkezi, bilimsel laboratuvarlar, bir tıp merkezi, hatta bir postane, bir market ve bir de bar. 90 Güney, yani bizim tek ve küçük barımız. Kendine has bir karakteri var. Ama BK'in yuva dediği kubbe yıkılmak üzere ve o boşaltıldıkça yeni istasyonun kanatlarını inşa etme baskısı artıyor. Bazıları kubbe inşa edildiğinde henüz keşfedilmemiş olan, tamamıyla yeni teknikler kullanılarak dikilecek olan bir bina. Karın birikmesini ve pahalı kar küreme işini engellemek için binayı yükseltmenin yanında yeni istasyonun tavanı, duvarları, hatta zemini bile özel bir izolasyon malzemesinden imal ediliyor. Böylece enerji tüketimini büyük ölçüde azaltacaklar. YIP, yani yapısal izolasyon panelleri adındaki bu paneller, ısı geçirmeyen özel bir yünün iki kontrplak arasına sıkıştırılmasıyla elde ediliyor. İçerinin standart izocam izolasyonu kadar sıcak kalabilmesi için neredeyse 1 metre kalınlığında duvarlara ihtiyaç var. Kutuptayken enerjiyi korumak hayati önem taşıyor. Buraya 1 litre benzin ulaştırmak neredeyse 7 dolar tutuyor. Ama Güney Kutbu'nda yaşamak tamamıyla enerjiye ve teknolojiye bel bağlamak demektir. En önemli teknoloji ise ısı ve elektrik merkezi. Yeni merkezi ışıklandırmak, bu koşullara özel yapılmış olan en gelişmiş güç istasyonunun görevi olacak. Tükettiği benzinin her bir damlasından enerji çıkarabiliyor. Dizel motorlarla çalışan 3 elektrik jeneratörü var ve saatte yaklaşık 1000 kW'lık enerji üretiyorlar. Ama bu motorlar sadece jeneratörleri çalıştırmakla kalmıyor. Arabanızın ısıtma sistemi gibi bu motorların çıkardığı aşırı ısı da yakalanıyor ve tüm istasyona borular aracılığıyla dağıtılıyor. Bir antifriz maddesi olan glikol kullanılarak yapılmış bir radyatör sistemi istasyonda kullanılan ısının %80'ini sağlıyor. Ek olarak fırın çalıştırmaya pek nadiren ihtiyaç duyuluyor. Güney Kutbu istasyonunun tamamı büyük ölçüde jeneratörlerden biriyle ısıtılıyor. Bulabildiğimiz her türlü ısıyı kullanıyoruz. Isı merkezi de çalışır durumda. Ama hala yapılacak çok iş var. Ve bitiş tarihleri giderek yaklaşıyor. Yerine sıkı oturmuş. İstasyonun dışını inşa etmek yapılacak işlerin yarısı bile değil. Çalışma ekipleri içerileri inşa etmek için daha da uzun süre harcıyor. Elektrik hatları çekiyorlar. Tüm istasyonlara boru hattı döşüyorlar. Yaklaşık 2000 metrelik boru işi olan HVAC sistemleri yeni binanın içinde sıcak hava dolaşımını sağlayacak. 10.000'in üzerinde kuru duvar panelleri yerleştirilecek. Uzunluğu 100 kilometreyi aşan iletişim hatları duvarların içine yerleştirilecek. Tüm çalışma sahasında inşaat var ve hepsi Carlton Walker'la ustabaşı ekibi tarafından yönetiliyor. Bu hafta Cryo ve Tyvek bitecek. Projenin temposunu korumak ve zaman çizelgesine uymasını sağlamak için çoğu sabah bir toplantıya başlıyor. Bugün tam zamanında başladılar. Yani sabah 4'te. Carlton işler gecikmeye başladığı zaman yeni işçiler getiremeyeceğini biliyor. Bu yüzden sürekli olarak önceliklerini belirliyor. Bugün her şeyi bir kenara bırakıyor ve iletişim hattını listenin başına koyuyoruz. Kutupta geçirdiği 15 yıla rağmen Carlton bunun gibi bir ortamda çalışmanın risklerini asla unutmuyor. Hiçbir zaman çizelgesi ve bitiş tarihi kendinizi incitmenize değmez. Bu yüzden bugün sadece buna yoğunlaşacağız. Hadi inşaat yapalım. Ayrıca bu işte geçirdiği yıllarda işleri kolaylaştırmış sayılmaz. Her yıl ayrı bir savaş, başka bir savaş.
Ya hava şartları, ya uçuşlar, ya eşyalar. Her şey olabilir. Her yıl farklı bir şey. Eğer kolay olsaydı, ben burada olmazdım zaten. 6 kısa yıl içinde bu mega inşaatçılar neredeyse 6000 metrekarelik bir iç mekan inşa ettiler. 2 büyük bölüm ve 8 kanat birden artık duvarlarla kapanmış durumda. Ve bu 8 kanadın her biri için 113 bin kiloluk çelik, 250 adet YIP paneli ve 21 900 iş saati gerekti. Bütün bunlar ortalama olarak -30 derecenin altındaki hava şartlarında yapıldı. Ama bu sezon sadece 55 günleri kaldı ve büyük görevler onları bekliyor. İstasyonu bitirmek bunlardan sadece biri. Yakında kutupta inşa edilmiş en yüksek yapı olacak 10 metrelik teleskop şimdi hızla yükseliyor. Yapılmış en büyük teleskoplardan biri olan bu teleskop, gezegenin diğer herhangi bir yerinden elde edilmesi imkansız olan göksel görüntülere ulaşmamızı sağlayacak. Dünyanın milinin tam üzerinde bulunduğu için her zaman güney gökyüzüne bakıyor olacak ve gezegenin dönüşünden hiç etkilenmeyecek. En önemlisi Antarktika'nın dünyada bulunabilecek en berrak havaya sahip olması. Bu da evrene eşsiz bir bakış açısı sağlıyor. Her sezon yüzlerce uçak seferiyle Amerikan McMurdo karargahından Güney Kutbu'na inşaat malzemeleri, yiyecek, tedarik ve işçi taşınıyor. Ama yılda bir kere olmak üzere bir uçak oraya farklı bir yük götürüyor. Bu yük bir grup yolcu. Onların adı tasarım ekibi. Bu sıradan isimlerine rağmen buraya sadece tek bir sebepten dolayı geliyorlar. Amundsen Scott istasyonunda yapılan her işi tüm detaylarına kadar incelemek için. Burada 7 gün kalacaklar. Hoş geldiniz. Cehennem haftası adı verilen 7 koca gün. Artık şaka zamanı bitti. Bu hafta gerçekten hiç uyumayacağız. Bu hafta tedirginlik olacak, gerginlik olacak ve kesinlikle kolayca fark edilebilecek stres seviyeleri olacak. Her zaman gerginlik vardır. Her zaman onların isteklerini, ne görmeyi beklediklerini, nelerin yapıldığını ve böyle şeyleri kafaya takarız. Jerry ve ekibi neyle karşı karşıya olduklarını biliyorlar. İstasyonun faaliyet halindeki her bölümü bu teftişi atlatmış durumda. Ama hiç bu kadar büyük boyutlarda olmamıştı. Bu son sezon. Eğer başarısız olurlarsa 3 kanat, yani binanın yaklaşık %40'ı yaklaşan kış boyunca bomboş duracak ve projeyi 1 yıl geciktirecek ve milyonlarca dolara mal olacak. Müfettişler geziye başlıyor. Aralıksız olarak yangın ve güvenlik kurallarını bozan, elektrik kanunlarını çiğneyen, yapısal güvenliğe ters düşen, mekanik sorunlar yaratan bazı şeyler bulmak için çalışıyorlar. Kılı kırk yararak ilerliyorlar. Çizimlerdeki her bir ayrıntıya bakıyorlar. Cehennem haftası boyunca her sabah başka bir toplantıyla başlıyor. Tasarım ekibi inşaat ekibiyle yüzleşiyor ve onlara not listesini veriyor. Bu günlük listede düzeltilmesi gereken eksikler bulunuyor. Bu belgeyi de eklersek bugüne kadar toplam 75 madde çıktı. Meseleler birincil, ikincil ve üçüncül olarak öncelik sıralarına ayrılıyor. Ama birincil öncelik taşıyanlar, yani binanın güvenliğini tehdit edebilecek hatalar derhal düzeltilmeli. Ve koşullara bağlı olarak istasyonun faaliyete geçmesi tek bir insanın onayı olmadan gerçekleşemez. Yani UBV müdürü Sandy Singer'ın. Antarktika'daki devlet tesisi konusunda her türlü kararı vermekle ve faaliyete geçişi için son onaylamayı yapmakla sorumluyum. Önümüzde büyük bir görev var. Tasarım ekibi daha bavullarını boşaltmadı bile ama şimdiden inşaat ekibini korkutmaya başladılar. Büyük bir kusur tespit ettiler. Bu kusur inşaat ekibini büyük ölçüde şaşırttı. Bana bir rampanın kabul edilmeyecek bir eğime sahip olduğunu söylediniz, öyle değil mi? Bir merdivenin gerektirdiği trabzan şartlarına uymak zorunda. Malzemeleri bir kanada taşımak için ekip geçici bir kar rampası yapmıştı. Bu rampa sadece kışın sonuna dek burada kalacaktı. Ama müfettişler bunun verimli olduğunu düşünmüyor. Faaliyete geçiş şartlarına göre tüm yangın çıkışlarında bir merdiven bulunmalı.
Yangın alarmı doğru çalışmıyor. İstasyonun altındaki çelik direklerin yerleştirilmesiyle ilgili ciddi sorunlar var. Yerine oturtmak için basitçe kaynak yapmayı tercih etmişler. Ve trabzanlar şartlara uymuyor. Buradaki ünite ısıtıcılarının neden kapatıldığına dair bir fikrin var mı? Evet, sebeplerinden biri enerji tasarrufu. Bunu listeye ekleyeceğim. Elektriksel ve mekanik sistemler bile büyük sorunlar çıkarıyor. Ve teftişler devam ediyor. Ekipler toplantı yapıyor, listeler veriliyor ve ortam geriliyor. Kaliteli iş çıkarmalısınız. Bunu başarmalısınız. Sadece bu da değil. Mimari açıdan son rötuşlar da iptal edildi. Burada bir kazanç göremedik. Cehennem haftası kesinlikle etkisini gösteriyor. Carlton ve ekip ellerinden geldiğince işe asılıyorlar. Ama burada gösterilen çaba için kanaat notu yok. Bugünün listesinde yaklaşık 40 madde var. Bu da dünyanın başka herhangi bir yerinde bulunan büyük bir inşaat alanı için normal. Hatta düşük bile denilebilecek bir sayı. Ama burası Güney Kutbu ve Sandy Singer söz konusu olan şeyin 150 insanın can güvenliği olduğunu biliyor. Burada kış ortasında acil bir durum baş gösterirse yardım kesinlikle aylar sonra gelecek demektir. Zamanımızın daraldığı bariz. Sadece 3 günümüz kaldı. Cuma günü şartlı faaliyete geçmek istediğimiz gün ve şöyle söyleyeyim. Hala 40 adet birincil öncelik taşıyan sorunumuz var. Bu teftiş ekibin korktuğundan daha da stresli geçti. Çünkü kılı kırk yarıyorlar. Ve durumları daha da kötüye gitmek üzere. Saat 7. Masanın başından başlayalım ve tasarım ekibinin birincil öncelikli maddelerini ele alalım. Bu büyük bir sorun. Buhar bariyeri açıkta. Ve üstünün kapatılması gerekiyor. Buhar bariyeri ısıtılmış iç cephelerle dışarı arasında bir engel görevi görüyor. Tavan arasındaki bir bölüm açıkta kalmış. Kolay alev alabilecek bir madde olduğundan ateşe dayanıklı bir maddeyle kapatılması gerekiyor. Fakat bu problemin sadece bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Enfraruj testleri içerideki ısının binadan kaçtığını gösteriyor. Hemen çatının kenarından. Bunun ne kadar ciddi olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Ekip araştırma yapıyor. Buldukları sorunlar tahmin ettiklerinden de beter. Ne yapacakları derhal büyük bir tartışma konusu haline geliyor. İnşaat ekibinin bir planı var. Ama orijinal tasarıma ters düşüyor. Kauçuk mührün hasarlı bölümüne ulaşmak için çatının bir kısmını sökmek istiyorlar. Sandy buna şaşırıyor. Daha evvel tasarım ekibiyle birlikte onayladığım ve onların tavsiyelerine uyup orijinal tasarımın korunmasına dair verdiğim karardan dönmek istemiyorum. Hiçbir seçeneği ıskartaya çıkarmak istemiyorum. Sandy'nin çözümü bu sorunu içeriden çözmek yönünde. Ama bu çelik kalaslar, borular ve tellerden oluşan bir labirentin içinde çalışmak demek. Büyük sorun. Evet, ama eğer bu kadar zorsa bunun oy birliğiyle reddedilmesi lazım. Sanırım ancak ondan sonra dışarıdan müdahaleye dönebiliriz. Bence gayet güzel fikirler buldu. Ama taviz veremem. Verdiğim kadarı bile fazla. Bu çok riskli. Tartışma hiçbir yere varacakmış gibi görünmediğinden ekip çatıya çıkıyor. Orada rahatsız edici bir şey buluyorlar. Kaçıran ısı bariyerinden kaybedilen ısı sadece kıymetli yakıt kaybına sebep olmakla kalmıyor. Plastik örtünün altına biriken buz ileride yapı panellerinin dağılıp çökmesine yol açabilir. Tamirat için tüm kanalın yani yapının eğimli ucunun sökülmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir iş ve kış gelmeden önce tamamlanamaz. İki ekip en sonunda bir uzlaşmaya varıyor. Problemin ciddi olduğu ama ekibin can güvenliğine bir tehdit oluşturmadığı konusunda iki ekip de hemfikir.
Önümüzdeki birkaç hafta için tüm iş gücünün başka yerlere ayrıldığını biliyorum. Büyük tamiratlar bir sonraki sezonu bekleyebilir. Ama buhar bariyeri konusundaki tartışma çok zaman aldı. Ve bu zamanı diğer anahtar meselelere ayıramadılar. Tamam, işte buradayız. Bir günümüz kaldı. 24 saatten az bir zaman var ve durum kötü görünüyor. Hala birçok yeni birincil öncelikli mesele duyuyorum. Eğer yarın bu saatlere kadar diğer kusurlar giderilip yeniden teftiş edilemez ve onaylanamazsa, son sezon olması beklenen bu sezon ciddi bir hayal kırıklığıyla sonlanacak. Sanırım bir sayım yapmalıyım. Bendeki listede 52 tane var. Hala giderilmemişler dahil. İyi şanslar. Son derece samimiyim. Bakalım yarın nereye varacağız? 24 saatimiz kaldı. Ve eğer tüm duyduklarımı hesaba katıp bir tahmin yaparsak 50 ila 55 adet birincil öncelikli maddemiz var. Bazıları sadece iş gücüne dayanıyor. Bazıları ise iş sahasında bulup inşa etmemiz gereken malzemeler üzerine kurulu. Bu gece uzun bir gece olacak. Bize düzeltilecek şeylerin bir listesi verildi. Bunu yaparken birkaç sorun daha bulduk. Evet, birkaç sayfa uzunluğunda. Şu tavanı düzeltmeliyiz. Son gece tüm ekip çalışıyor. İş durmaksızın devam ediyor ve neredeyse hiç ara vermiyorlar. Burada gece ve gündüz boyunca güneş parladığı için bu iş birazcık daha kolay oluyor. Üst kattaki trabzanları bitirdim, eşiği tamamladım ve zemini yapmak için buraya geri döndüm. Dış köşelere ihtiyacım var. Cehennem haftasının sonu yaklaşırken ekibin tüm gücü tükenmiş durumda. İşçiler bitap düşmüş halde ve faaliyet izni hala verilmedi. Koca bir yıllık iş ve milyonlarca dolar pamuk ipliğine bağlı duruyor. Başarı ya da başarısızlık önlerindeki 24 saat içinde olacak şeylere ve tek bir kişinin onayına bağlı. Cehennem haftası tüm ekibin sınırlarını zorladı. Bütün civataları sıkıştırdık. Güzel. İnşaat ekiplerinin yaklaşık 100 maddelik bir listeyi düzeltmek için sadece bir haftaları vardı. En baştan bir merdiven yaptılar. Elektrik hatlarını, mekanik sistemleri tamir ettiler. Hatta yangın alarmını bile. Geriye sadece 24 saat kalmışken inşaat ekibinin hala ilgilenmesi gereken 52 adet birincil öncelikli maddesi vardı. Hepsi bugün yeniden yapılacak teftişten geçer not almalı. Bütün gece çalıştılar. Yüzüp kuyruğuna geldikleri işin son adımı için kendilerini zorladılar. Güney Kutbu istasyonu hayata geçmek üzere. Ama son bir sınavla yüzleşmesi gerekiyor. Bu noktada masanın başından başlayıp tasarım ekibine sormak istiyorum. Bana elindeki birincil öncelikli maddeler konusunda bilgi verir misin? Tabii ki. Son toplantı. Bir yıllık iş bu noktaya gelip çarpmış durumda. Her müfettiş kendi raporunu, inşaat ekibinin çıkardığı işe verdikleri son notları okuyor. Bunlar benim birincil öncelikli maddelerim. Eğer tüm kusurlar giderilmediyse faaliyete geçiş onayı verilemez. Bu sorumluluğa sahip olmaktan şeref duyuyorum. Ve 90'lardan beri bu tasarım ekibinin bir parçası olup da şimdi bu dikkate değer mühendislik harikasının hayata geçişini görmek benim için bir ayrıcalık. Bu gerçekten harika. Görünüşe bakılırsa tüm gece çalışmaları işe yaradı. Ulusal Bilim Vakfı ve Kutup Programları Odası adına A4 kanadının B3 ve B4 kanatlarının faaliyete geçme onayını şu andan itibaren veriyorum. Tebrikler. Amundsen Scott Güney Kutup İstasyonu artık çalışmaya başlayabilir.
Hadi şunu resmi olarak da tamamlayalım da cehennem haftasının sona erdiğini ilan edeyim. Bu ekip inanılmaz bir iş başardı. 150 insan için yuva, ofis ve hatta eğlence yeri olacak bir yer inşa ettiler. En önemlisi, 10 metrelik teleskop artık çekilmiş en şaşırtıcı uzay görüntülerini toplamaya başladı bile. Yani bilim adamlarının gezegenimize bakış açımızı değiştirebilecek araştırmalara yoğunlaşmasını sağlayacak teleskop. Buz küpü, bilim adamlarına daha evvel mümkün olmayan bir veri cevheri sunuyor. Ve iklim değişikliklerinin kanıtları daha evvel hiç yapılmadığı şekilde takip ediliyor. Hatta yeni bir iletişim uydusu, kutupçuları yepyeni bir yöntemle dış dünyaya bağlıyor. Jerry Marty'ye göre bu inanılmaz bir başarı. Bu ekibin bir parçası olmak benim için büyük bir şey. Hayatımda hep hayalim ve amacım olan bir bölümün son sayfasını da tamamlamak demek. Güney Kutbu 16 yıldan uzun bir süredir B.K. Grant'in hayatı olmuş ve yeni istasyonun açılması onun için büyük bir başarı. Bu muhteşem bir şey. Böyle bir şeyin parçası olacağımı hiç hayal etmemiştim. Benim için aklıma gelen en önemli şey bu. Ve Carlton Walker'sa aştığı güçlükleri ve elde ettiği başarıyı asla yatsımıyor. Son 8 yıl boyunca bu noktaya gelmek için mücadele ettik ve bunu başardık. İşte buradayız. Amundsen Scott Güney Kutbu İstasyonu bir asır önce başlamış olan bir hayali tamamlıyor. Bu noktaya varan ilk insanlar günümüzde buradaki dünyayı asla hayal edemezdi. Mimari ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir yapının hüküm sürdüğü bir dünya. Bu hayret verici bir başarı ve önümüzdeki yıllar boyunca Antarktika'nın gözdesi olacak.